Iğdır kenti Melsamor Nükleer Santrali'ne sınır itibariyle 35 kilometre uzaklıkta olan bir alan. Ve çok uzak bir tarihe de gitmemek gerekiyor. Hemen yanı başımızda Çernobil faciası halen insanların hafızasında ve halen insanların bedeninde kendini hissettiriyor. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerdeki bir soğukluk var ise de bunun en azından bölgede yaşayan insanların can güvenliği açısından bir tarafa bırakılması gerekiyor. Çünkü bu nükleer santralde yaşanabilecek bir sızıntı, bir facia hiç kimseyi tanımayacak. Yani insanların rengine, diline, kimliğine, dinine bakmadan, ırkına bakmadan burada yaşayan sadece insanları da değil burada yaşayan bütün doğayı felç edecek. Burada bu bölgenin tamamını ortadan kaldıracak. Metsamor nükleer santrali bölgeye zarar veriyor. Çernobil'de olduğu gibi büyük bir patlama olma olasılığı var. O yüzden gerekli tedbirlerin alınması ya da kapatılması gerekir diye düşünüyorum. Toplumumuz hasta, hayvanlarımız hasta, bitkilerimiz yavaş yavaş yok oluyor. Bu sorunun sebebi olarak da Metsamor santralini görüyoruz. Bu sorun sadece bizim değil, burada yaşayan Ermeni halkının da sorunudur. Bu soruna karşı duyarlılık bekliyoruz. Yoksa büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Iğdır'ın jeopolitik konumu itibariyle Iğdır çanak şeklinde bir yerdir. Ovamız çevreye dağlarla kaplıdır. Iğdır'da hava kütlesinin değişmesi çok zordur. Bu hava kütlesinin değişmemesinden dolayı normal zamanlarda yaşadığımız tarımsal ürünler üzerinde don oturtması ve normal yaşantımızda hava kirliliğinin oturması söz konusudur. Eski bir teknoloji olduğu için sızıntıdan dolayı mutlak surette canlılarda büyük bir etkisi var. Kesinlikle bunun kapatılması veya yenilenmesinin gündeme gelmesi lazım. 2001 yılında Avrupa Konseyi'ne üyelik için başvuru sırasında söz konusu nükleer santralin kapatılması konusunda söz vermiştir. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun herhangi bir yaptırımı olmadığı için de Ermenistan hükümeti şu anda bu sözün arkasında durmamış ve kapatılması konusunda da herhangi bir girişimde bulunmamıştır.
Bu santraller teknik ömrünü tamamlamıştır. Ve santrallerin bir an önce kapatılması gerekiyor. Santraller sadece teknik ömrünü tamamlamış olmakla yetinmemiştir. Bir de 25 bin kişinin öldüğü 1988 depremini geçirmiştir. Evet. Ve santraller, siz daha iyi bilirsiniz, bir santral kapatıldığı zaman ve 5 sene civarında bir dönem geçirdikten sonra dünyada herhalde ikinci bir santral yoktur. Yanlış bilmiyorsam eğer, yeniden açılan. Dolayısıyla da hem deprem bölgesindedir, hem son derece riskli bir teknolojiyle, eski bir teknolojiyle yapılmıştır, hem de ömrünü tamamlamıştır. Bakınız, santralle ilgili kim ne diyor? Avrupa Birliği'nde dönemin Avrupa Birliği'nin Ermenistan temsilcisi Alex Luber diyor ki, bu santralin en geç 2006 yılına kadar kapatılması gerekmektedir. Azerbaycan bu santralin kapatılması için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na başvurmuştur. Avrupa Birliği'nin yine dönemin Ermenistan temsilcisi ve Erivan Büyükelçisi, İngiltere'nin Erivan Büyükelçisi Timothy Marshall Jones şöyle bir açıklama yapmıştır. Olası bir depremde Metsamur nükleer santrali paramparça olacak ve meydana gelecek nükleer kıyamette tüm canlılar yok olacaktır. İtalyan Büyükelçisi Ermenistan'daki, olası bir depremde bölgede kimsenin kurtulamayacağını ifade ediyor. ABD'nin Erivan Büyükelçisi John Ordway benzer yönde açıklamalarda bulunuyor. Sadece bunlar değil, yani Ruslar da aynı şeyi söylüyor. Rusların da Ermenistan'daki santralle ilgili tehlikeli olduğuna, bir an önce kapatılması gerektiğine dönük açıklamaları var. Sadece Ruslar değil, hatta ve hatta Ermeniler de zaman zaman bu santralin Ermenistan halkı için ne kadar tehlikeli olduğunu, teknik ömrünü tamamladığını ifade ediyor. Şimdi durum ortadayken ne kadar siz ona iyileştirme çalışmaları, ne kadar teknik destek verirseniz verin, 1973 yılında yapılmış, teknik ömrünü çoktan tamamlamış ve bir deprem atlatmış bir santralin iyileştiremezsiniz. Türkiye hakikaten de çok ciddi bir tehlike karşısındadır ve siz bunu ilk defa kamuoyu gündemine getirdiniz. Hı hı. Tabii ki Atom Enerjisi Kurumumuz orada ölçümler yapacaktır. Bunu takip edecektir. Ancak orada ölçüm yapmak herhangi bir deprem anında, risk durumunda insanların hayatını kurtarmayacaktır. Bölgedeki insanlar hakikaten ciddi bir endişe içerisindedir. Bakınız, Karadeniz'in öte tarafında olan bir kazada zamanında Sanayi ve Ticaret Bakanımız herkesin hafızasındadır. Çıkıp ekranda herkesin önünde çayını keyifle yudumlamıştı. Ama şimdi bakıyoruz ki Karadeniz'de kanser vakalarında ciddi bir artış var. Biz aynı şeyin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muz için de olmasını istemiyoruz. Evet. Bölge halkı istemiyor ve bölge halkı çok ciddi bir tedirginlik içerisindedir.